Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyfiniz yerindedir umarım. Bugün uzaylı dosyasında sizin çok istediğiniz büyük korku var. Tabii videoya başlamadan önce diyeyim, bana bu maratonda yardım eden Çizgi Kedi kanalına teşekkürlerimi sunar. Bir de Thor vs. Agregor videosunda Thor'un tarafını tutarım. Bence Agregor her ne kadar güçlü olsa da Thor'la boy ölçüşemez. Neyse, uzaylı dosyası büyük korku videosuna geçelim. Beni uçabilen bir şeye dönüştürebilir misin acaba? Büyük korku mu? Çok daha iyi. Büyük korku, Necrophion olan ilk Alien Force serisinde görülen, benim de çok sevdiğim uzaylılardan biridir. Biraz da güçlerine bakacak olursak, büyük korku etrafındaki sıcaklığı azaltan, havada buz yapılarına dönüşen veya bir hedefe dokunduktan sonra veya hedefi tamamen buzla kaplayan bir rüzgar ışını soluyabilir. Nefesi rüzgar kadar güçlü olabilir ve paslı kovayı uçurumdan itebilir. Büyük korku buzlu nefesini kullanarak güçlü yapıştırıcıları dondurabilir ve kırılgan hale getirebilir. Büyük korku kanatlarını kullanarak uçabilir. Ayrıca uçarken arkasında bir buz izi bırakabilir. Gölge hayalete benzer şekilde büyük korku soyut hale geçerek rakiplerin ve nesnelerin aşamalı olarak donmasını sağlayabilir. Büyük korku anlaşılacağı üzere buzla arası bayağı iyi bir uzaylıdır. Bu bana klasik serisindeki Arctic Luana uzaylısını hatırlattı. Bu arada büyük korkunun kendi ürettiği buzu kontrol etmesine izin veren kriyokinezi özelliği vardır. Büyük korku elinden manipüle edebileceği buz ışınları da oluşturabilen bir uzaylıdır. Dokunarak yerden manipüle edilebilir buz yapıları oluşturabilir. Büyük korku, büyük bir metal heykeli zahmetsizce parçaladığı ve demir kırışları ikiye böldüğü bir metalleme çılgınlığındayken görüldüğü gibi gücü epey artmıştır. Büyük korku, uçarken saldırılardan kaçma yeteneğine sahip olduğu için oldukça çevik bir uzaylıdır. Büyük korku hem sıcak hem de soğuk aşırı sıcaklıklardan etkilenmez. Bu nedenle erimiş çelik içebilir. Büyük korku su altında veya uzay boşluğunda hayatta kalabilir ve nefes alabilir. Büyük korku kanatlarını kullanmadan da havalanabilir. Büyük korku metal heykelleri, direkleri, binaları, tabelaları, demir kırışları ve servis tepsilerini çiğneyip yutabilen güçlü çenelere sahiptir. Hakikaten istediğiniz kadar da var. Büyük korku hem görünüş olarak hem de güç olarak muazzam bir uzaylı. Hatta bir özelliği daha vardır hatırlarsanız. Müfettiş 13 bölümünde büyük korkunun pençelerini kullanarak müfettiş 13'e zarar vermişti. Yani büyük korkunun sivri pençeleri de büyük korkunun güçleri arasına girer diyebiliriz. Hatta deriz. Bir de isterseniz her mükemmel şeyin bir kusuru vardır diyerek büyük korkunun zayıflıklarına bakalım. Büyük korkunun soyutluğu gölge hayalet ve diğer büyük korkular gibi elle tutulamaz hale gelebilen rakiplere karşı işe yaramaz. Çünkü bunu yapma yeteneklerini ortadan kaldırır. Büyük korku fırtına beyinin türünün ve Seagull kalkanı üretilen elektrikten zarar görebilir. Dizide büyük korkunun metalden başka bir şey tüketemediğini gördük. Buna örnek olarak Kevin'in taş zırhını yutmakla ilgilenmediğini görebiliriz. Ben 10 Ultimate Alien serisinde gördüğümüz bir bölümde büyük korkunun türünün ses dalgalarından etkilendiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Büyük korku, güvenin mana kürelerinden biri tarafından tuzağa düşürüldüğünde görüldüğü gibi büyüye karşı savunmasızdır. Ancak kolayca aşamalı olarak kaldırabilir. Büyük korku bazı yerlerden geçemiyordur. Örneğin tesisatçı üstündeki kalkanlar gibi yerlerden geçemez. Ayrıca Vilgax'ın eldiveni soyut halinde olsa bile onu yakalayabilir. Hey, görünmezken bana dokunamazsın ki. Öyle mi? Ama Heroes United bölümünde reisi tutabilen yoktur. Hak etmemişsindir diye söylüyorum. Seni burada ev hapsinde tutuyoruz. Beni tuttuğunuz falan yok. Yardım edebilir miyim diye bekliyorum. (Gülüyor)
Ayrıca kendine yakın biri için endişelenen bir tek sen değilsin. Şimdi bu mükemmel uzaylıdan sizinle bahsettik. Sizinle bir de bunun daha iyisi, daha kalitelisi olan Ultimate Büyük Korku'ya bir bakalım. Demek soğuk hava seviyorsun ha? Büyük Korku. Pekala. Belki sıradan Büyük Korku'yu yenebilirsin. Ama eminim bununla baş edemeyeceksin. Ultimate Büyük Korku. Ultimate Büyük Korku anlatılmaz, yaşanır. İsmi bile yeter. Hatta sesi bile. Tabi kuru kuru olmaz. Bir de güçlerine bakalım. Ultimate Büyük Korku yanacak kadar soğuk ateş olarak tanımladığı buz alevleri yaratabilir. Bu alevler dokundukları her şeyin ısısını tüketen ve bu enerjiyi yakmak için kullanan plazma ışınlarıdır. Ultimate Büyük Korku'nun nefesi ve ışınları hem daha güçlü hem daha soğuktur. Etrafındaki havayı anında katı buza dönüştürebilir. Aslında Ultimate Büyük Korku'nun buz nefesi kar fırtınası rüzgarlarına benzer ve normal muadilinin nefesinden daha uzağa yayılır. Ultimate Büyük Korku bir hedefi vurduklarında mavi buza dönüşen ellerinden alevler alabilir veya ateş edebilir. Bu buz türü düşmanı Büyük Korku'nun buz nefesinden çok daha hızlı dondurur. Ultimate Büyük Korku'nun soyutluğu elle tutulamaz hale gelebilen rakipler için işe yaramaz. Çünkü bunu yapma yeteneklerini ortadan kaldırır. Ultimate Büyük Korku'nun buz alevleri duvarlı muadilinin gösterdiği gibi ürettikleri ısı nedeniyle Pyronite'ları yani ateş topunun türünü tutamaz. Ultimate Büyük Korku duygusal mevkidaşının da gösterdiği gibi Focustar yani Wavik kadar güçlü türler tarafından gökyüzünden atılabilir. Son cümleden çıkaracağımız sonuç bir Wavik etmez. Wavik candır. Yeter artık! Wavik! Ama bekleyin, Ultimate Büyük Korku'nun mükemmelliği daha bitmedi. Ultimate Büyük Korku, Agregor'a yakın bir hızda uçabilir. Şimdi küçük bir işlem yapacağız. Ultimate Agregor'da Amphibian ve Pandor'un hızına sahiptir. Pandor ise yüzen kanata denk bir hızda uçabilir. Bu da demek oluyor ki Ultimate Büyük Korku sanıldığından daha hızlıdır. Mutlak soğukluk manipülasyonu bir yıldızı dondurabilir. Ve dondurduğu her şeyi mutlak sıfırın ötesinde bir soğukluğa getirir. Sıcaklığı ne olursa olsun Ultimate Büyük Korku için fark etmez. Reis her türlü yaparız diyor. Gölge hayaleti en az çabayla kolayca etkisiz hale getirmiştir. Büyük Korku'nun gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ilk yazarak benden 2 şekerli çay kazanmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.